Delege ziyaretleri kapsamında Malatya'ya gelen MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Çanakkale İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararı değerlendirdi. MHP'de kongrenin yapılmaması için Türkiye'de ne kadar farklı kurum ve kişi varsa uğraştığını ifade eden Oğan, "Biz bu kurultayı Allah izin verirse yapacağız." diye konuştu. Öncelikle değerli arkadaşlar, maalesef ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresini yaptırmamak için Türkiye'de ne kadar farklı kişi, kurum, şahıs varsa hepsi bu işin içerisinde. Hepsi bir yerden bu kurultayı engellemek için elinden geleni yapıyor. Genel merkezimizle beraber Gemerek Mahkemeleri, Çankaya İlçe Seçim Kurulları bu kurultayı yaptırmamak için elinden geleni yapıyor. Ancak şunun herkes şunu bilinmesinde fayda var ki biz bu kurultayı Allah izin verirse yapacağız. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kongre kararını iptal etme gibi bir yetkiye sahip olmadığını savunan Oğan, kongre öncesi MHP'de yeni adayların da çıkacağı yönündeki iddialarını da değerlendirdi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun böyle bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Gemerek Mahkemesi gibi Çankaya İlçe Seçim Kurulu da yetki gaspında bulunmuştur. Ve biz bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. Elimizde onlarca örnek karar mevcuttur. İlçe seçim kurullarının bu şekilde kongreyi iptal etmek gibi bir yetkisi söz konusu değildir. Ve göreceksiniz inşallah bugün veya en geç yarın bununla ilgili bir karar çıkacaktır. Ve biz kurultayımızı yapmak için önümüzdeki engelleri şimdiye kadar nasıl birer birer açtıysak bundan sonra da aşacağız inşallah. Bazı çevrelerin kendisinin Devlet Bahçeli lehine çekileceği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanlayan Oğan, kongre öncesinde en güçlü adayın kendisi olduğunu ifade etti. Vallahi ben 3-4 gündür Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, işte bugün Malatya'dayım. Bilmiyorum, bu arada eğer yeni bir arkadaşımız daha aday oldu mu bilmiyorum ama olmasında fayda var. Yani bir zararını görmüyorum ben. Aday sayısı fazlalaşabilir arkadaşlar. Bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Son düzlüğe girdiğimizde bazı çevrelerin iftiralarıyla, bazı çevrelerin yalan haberleriyle de karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal medyada bir takım kampanyalar yapıldığını görüyoruz. Bizim söylemekteki amacımız partinin iki genel başkan seçip bölünme sürecine gitmesini engellemekti. Ancak öyle anlaşılıyor ki bazı çevreler partiyi bölmek için elinden geleni yapıyorlar. O çevreler de şimdi bizim Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli lehine çekileceğimizi iddia ediyorlar. Bu külliyen yalandır.